Arkadaşlar merhaba. Bugün dereceli maçlarda evrimli yarasayı kullanacağız. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın, biraz hastayım. DS'miz de bu şekilde. Genelde dev mezarlık DS'sini oynamak keyifli oluyor. Bakalım ne kadar çalışacak. Dostlar maçlara geçmeden önce de bir duyuru yapacağım. Clash Royale'den Pes Royale veya taş almak isterseniz bunu DNZ Game üzerinden yapabilirsiniz. Buradan yaptığınız zaman da iyi bir indirimden yararlanmış oluyorsunuz. Zaten oyunda yer alan tüm teklifler burada mevcut. Şöyle hepsini göstereyim. Sadece Clash Royale özelinde de değil, bütün oyunlarda teklifleri daha indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Buradan aldığınız teklifler de zaten hızlıca oyununuza yüklenmiş oluyor. Eğer siz de oyun içi teklifleri daha uygun bir fiyat almak istiyorsanız aşağı koyacağım linkten DNZ Game'e ulaşabilirsiniz. Şimdi maçlara devam edelim. İlk rakibimizi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek. Güzel. Bu desteği oynarken biraz daha dikkat etmemiz lazım. Atıcıyla gece cadısını hemen çıkarmayalım. Biraz rakibi beklersek iyi olur. Zaten havaya vuran pek de kartımız yok. İsterseniz rakibi bekleyebilirsiniz ama ben beklemeyeceğim. Video böyle sıkıcı olmasın. İskelet ordusuyla başlayalım. İskelet ejderleri var. Arkadan bir gece cadısı atabiliriz. Korumak için de dev atalım. Yarasalar sürekli zaten çıkacağı için. Devin arkasını da güzelce süslemiş olacağız. Rakibin diğer kartlarını görmedik. Hemen bir mezarlık atmayalım hemen. Şöyle bir kartopu. Güzel yarasalar yaşıyor. Okları da atalım. Küçük büyüler çok iş yaptı şu an. Son iksirleriyle alev topu da attı. Biz yine iksir kârındayız ama zaten yeterince vurduk. Yine bekleyelim iksirin dolmasını. Küçük büyüleri böyle iyi kullanırsak rahatlıkla devi de kuleye ulaştırabiliriz. Yine bir iskelet ordusu atalım. Bu sefer iskelet kralı attı. Atıcı çalışır. Şöyle atalım şimdiden. İksirimiz yine doldu. Özeline bassa bile bir sonraki kartta kartopu. Onu döndürürüz duruma göre. Yarasalar atalım. Kartopuna yine de gerek yok. Şöyle bir arkadan gece cadısı atalım. Devi şöyle atacağım. Havan hemen kuleye kilitlenmesin. Muhafızları varmış. Aslında bu deste de meta destesi. Rakipte büyük ihtimalle küçük büyü yok. O yüzden tek alev topuyla oynuyor. İskelet ordusu da çalışabilir. Sağ tarafa oklar atmaya gerek yok şu an. Havandan biraz hasar alsak da önemli değil zaten. Sol tarafa bayağı bir hasar verdik. Mızraklar vurmasın. Bir sonraki yarasalarda evrimi dönecek. Güzel. Yine arkadan bir gece cadısı atalım. Şu combo da aslında çok eski bir combo ama şu metada da iş yapar yani. Sol tarafı alırız. Zaten son 40 saniye kaldı. Savunmaya dikkat edelim. Atıcı da tek başına çok iyi savunuyor. Şöyle yarasaları attım evrimde. Yani pek kullanmasam da atıcıyı kupa maçlarında bence iyi bir kart. Yerine göre çok iyi çalışıyor. Evrimli yarasalar da şu an kolay kolay ölmüyor. Zaten kuleye vurdukça yine canı doluyor. O yüzden kulenin öldürmesi de biraz uzun sürüyor. DS'miz bence keyifli ama hani çok da önermem yani. Antisi de çok. İyi bir eşleşme geldi bize şu an. Diğer eşleşmeleri de görelim. İyi de kupa alacağız. İkinci rakibimizi de bulduk. Kupalarımız neredeyse eşit. Yine ilk hamleyi rakipten bekleyelim. Belki bizi bir yarasa döndürebiliriz. Evrimleri daha erken döndürebilmek için. Bait deste oynuyor. Umarım felaket kulesiyle birlikte oynamıyordur. İşimiz daha da zorlaşır. Çünkü felaketi kesecek bir kartımız da yok. Şöyle iskelet ordusu atalım. Tabii felaketle birlikte oynuyorsa yarasa falan en fazla ortadan atabiliriz. Onlara zaten rakip izin vermez. Felaketin oyalanmasına. Güzel Tesla'sı varmış. Yani felaket kulesi olsa devsiz de bir mezarlık atağına kalkabiliyoruz. O yüzden aklınızda olsun yani bu desteği oynayacaksanız bazı ataklarda devsiz çıkmanız lazım. Ama biz çıkabiliriz şu an. Tesla çok sorun değil. Oklar atalım. Şöyle bir kartopu. Yani şu an mezarlık atmaya gerek yok.
Bir yarasalar atalım. Tamam, buzluğunu kötü çıkardı elinden. Yarasaları ne yapacak? Yarasalar alıyor kuleyi. İyi oyundu. Buradan döndüremez zaten. Maçı salmış da olabilir şu an. Bu prensesle Tesla'yı tam aynı anda kırdığımız için kuleyi alabildik. Ve güzel okları kullandık. Küçük büyüleri iyi kullanınca iki maçtır. Çok rahat bitiriyoruz. Rakip de zaten saldı çünkü. Bait DS'yle geri dönmek neredeyse imkansız. Daha önce de söylediğim gibi. Yani iksir golemi falan oynasa 3 tacı dener falan o da. Ama bait de geri dönmek harbiden bir kule verdikten sonra zor. Üçüncü rakibi de bulduk. Bu maçtan sonra bir maça daha girebiliriz zaten. Maçlar kısa sürdü. Bu oyuncu da zaten kıvılcım oynuyor. Kötü bir eşleşme sonunda aldık. Şöyle bir atıcı atalım. Kıvılcım DS'lerine karşı bu DS zaten zorlanıyor. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Kuleyi hemen vermeyelim. Şöyle bir arkadan gece yadısı atalım biz de. Biraz bekleyelim arkasına ne atacak. Atıcıyı koruyalım. Yaş yadısı da varmış. İskelet ordusu atmayalım. Şöyle oklar atalım. Zaten ölecek gece yadısı. Güzel. Sağ tarafa hasar alıyoruz ama biz de bir atağa kalkabiliriz. Elinde mini pekkası yok. Fazla da iksir harcadı. Ya kıvılcım atacak ya da büyü artı başka bir kart. Şöyle yarısaları atalım. Güzel. Büyüyü zaten elinden çıkardı. Tam zamanında attık ama iki tane küçük büyüsü varmış. Dev de iyi vuruyor. Hasarları eşitledik. Rakibin yaşlı cadısına dikkat etmemiz lazım. O yüzden mezarlığı kolay kolay çıkarmayacağım elimden. 2x'teyken yapabiliriz. Çünkü yaşlı cadı attığında en azından oklar artı kar topu yaşlı cadıyı öldürüyor. Şimdi kılıcıma hangi kartı atarsam atayım. Yani neredeyse tek yiyecek. O yüzden kule takası yapalım. Devi de attım. Bakalım nasıl savunacak. Güzel, tamamen savunmaya çalışıyor. Bence çok kötü bir karar aldı. Burada bütün oyuncular aslında kule takası yapardı yani. Hem kulesi gitti hem savunduğu kartlar ölüyor. Hem de ikinci kuleye de iyi vurduk biz. Yani aslında bu oyuncu da kılıcı mantrik yani. Ona rağmen büyük bir hata yaptı. Şimdi iyi bir taktik yapabiliriz. Gece cadısını da atacağım arkadan. Kılıcım yaklaştığında ortadan bir dev atabiliriz. Öyle bir şansımız var. Kuleyi aldığımız için. Atağa kalkacak soldan. Çok da geç attı bile bile. Yine de savunuruz. Bir kule bile versek aslında ikincisini alırız ya. 1500'e kadar indirdik. Oklar şimdi yaşadığı da alıyor. Atıcı ona da vurdu. Bayağı uzağa atıyor yani. Şöyle yine bir dev goblin gelebilir. Yine attı dev goblin'i. Ne zaman iskelet ordusu görse üstüne dev goblin atıyor ya. Ben bile yapmasını istemedim yani o derece. Çok garip bir oynayış tarzı var. Yine de zor eşleşmeyi güzel aldık yani. Normalde yenebileceğimiz bir eşleşme değil ama işimize geldi. Tabii şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulduk. Yine kupalarımız eşit. Rakibin DS'sini bilmiyorum ama yarasayla başlayalım. Yine aynı mantık. Evrimlisini daha erken döndürebilmek için attım. Kartopu da atalım. Kraliyet devi DS'si gibi duruyor. Eğer öyleyse balıkçısına dikkat etmemiz lazım. Atıcıyı çekip ana kuleyi uyandırabilir. Biz kraliyet devi oynarken bunu sürekli yapmaya çalışıyoruz. Ben zaten normalde kraliyet devi oynadığım için nasıl oynamamız gerektiğini şu an az çok biliyorum. Mezarlık atmayacağım tabii. Zaten balıkçı atacak o da. Şu an son iksirlerini kullandı. İki taraftan da iyi gidiyoruz. Şöyle yarasaları attım. Elektro ruhu elinde değil. Eşleşme aslında iyi değil bizim için. Kraliyet devi öyle köprüden atılmaz yani. Eğer iksir avantajında olsaydı tabii atılırdı da bu şekilde attığı için hasar yedi. Yine iksir harcamayacağım ben. Onlar vurabilir.
Benim amacım farklı. Daha demin olduğu gibi iki taraftan böyle iksir avantajına geçip vurunca rakip savunamıyor. İksirimiz de doldu, bir atıcı atalım. Şimdi tersten gelebilir. Şöyle gece yarısını da atalım. Önüne kral devi de atabilir. Güzel, kral devini dağıtmadı. Tank olsun diye. Evrimli yarısılar iyi çalışacak. Atıcıyı koruduk. Evrimli yarısılar ölmüyor şu an. Sağ tarafı aldık. İskelet ordusunu savunmaya bırakalım. Evrimli yarısılar hala çalışıyor. Güzel. Oraya bir mezarlık atsak alırız. Şöyle köprüde savunalım. Şöyle atalım atıcıyı. Zaten soldan da gelebilir. Kuleyi vermedik. Ortadan basabiliriz. Kartları çoğalttık zaten. Kart topu da attım. Dev alır sol tarafı. Çok rahat oynadık. Üç taşa doğru gidiyoruz. Rakip de saldı diyecektim ama vermeyiz ya iki kuleyi de. Zaten versek bile bir dev mezarlık alıyoruz. Bir savunmada kalalım. Güzel. Sağ tarafta da bir atıcı. İki tarafı da savunduk. Bence çok sağlam oynadık bu maçta. En zor eşleşmelerden biriydi. Ama rakip dediğim gibi tam oynamasını bilmiyordu. Böyle köprüden kraliçe falan attığı için biz bayağı bir rahatladık. Dönüşünde bayağı bir vurduk. 4 tane maça girdik. Kıvılcım olan en zoruydu zaten. Sonra kraliçe diyebilirim. Diğer 2 eşleşmede Bizantiydik. Benim için eğlenceli maçlar döndü yani. Evrimli yarısıyı da az çok kullandık. Eğer de size hoşunuza gittiyse deneyebilirsiniz. Ama çok da hani iyi eşleşmesi yok. Ben onu önceden söyleyeyim, kupa düşebilirsiniz yani. Dünyada 146. sıradayız. Güzel kasmışız. Yani bu DS ile kupa kasmam ben. Genelde eğlencesine girerim. Çünkü dediğim gibi tehlikeli. Çok kötü eşleşmeleri de var. Eğer videoda hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.